İlişkilerine gelelim hani sıkılmazsan. Çoğunlukla ihanete uğradığını söylüyorsun röportajlarında ya da gördüğümüzde. Ya bir kadın seni niye aldatır abi, yakışıklı adamsın ya. Niye aldatır, hiç düşündün yakışıklı mi? Olmak yeterli midir acaba? Değilmiş yani, demek ki. Öyle bir kavram yok. Geri kalanını sen tamamlayacaksın. Hakikaten ihanete uğradın mı birincisi? Ya benim ihanete uğramam şöyle bir durum oldu. Tercihim yani kişi tercihim değil ama sektörel tercihim yanlıştı. Yani şimdi herkesin bir sosyal olgusu vardı. Evet. Hani bulunduğunuz piyasada falan hani bir hemşireyle evlenemezsiniz. Çünkü yaptığınız iş, karşılaşmalar falan. Dolayısıyla sektörümdeki kadın ilişkileri çok hırslı ve bir amaca yönelik olduğu için aldatılmam da çok normaldir. Aslında şimdi bu söylediğim ihanetin altını dolduruyorum. Yani mesele budur. Yoksa yani gidip de bir avukat seçsem de ya da yani sokakta dilenen kadın seçsem daha iyi. Yani, aldatılmaz mı ya, alamazdım ya. Yani o da havalı olurdu diye. Peki şey, ilişkilerinde şiddet var mı? Ya bir keresinde dayak yediğini falan söylemiştin. Hatırlıyor musun onu? Dayak yememiştim ya, öyle mi demiştim? Ben demiştim valla. Bir tokat yemiştim yani. Yani. Anlaşalım şunu, bir tokat da anlaşalım ya, dayakla tokat. Ya, ilişkinin şeyinde de yapısında da olabiliyor bazen şiddet. Ya olabilir yani, bu aşk meseleleri. Şimdi ben hiçbir zaman zaten şöyle yaşamadım. Yani hani 10 tane kadın hayatıma girsin demedim. Ben 10 tane kadını bir kadında yaşamayı tercih ettim. Bu daha havalı bir şey. Daha güzel bir şey yani. Dolayısıyla o bir tane kadını yaşarken o kadında şiddet, aşk, tutku, her şey olabiliyor. Tek taraf çok fazla popüler olduğunuz için bunun yansıması sıkıntı oluyor. Bir bedeli oluyor yani. Bir bedeli oluyor yani Mesut, anladın mı? Hani... O da enteresan. O saydığın duyguların hepsi var. Yeni sabahtan beri bize şey veriyorsun. Manşet veriyorsun. Hemen bir onlara bakalım. Tolga Karal'le konuşuyoruz ve üstelik çok samimi konuşuyoruz ve ilk bize konuşuyoruz. Ve Tolga Karal an itibariyle 5 sayfalık karakteri başrole taşıdım dedi ve 174 bölüm boyunca. Naif, romantik ve duygusal bir adamım. Bu değişmez dedi. Kötü adam olmaktan sıkıldım dedi ve zaten onun üzerine geçmek için çalışmaları devam ettiriyor. Kimseyi ekmeğimle oynatmam. Bu bir ekmek meselesi. Kimse de benim ekmeğimle oynayamaz dedi. Medya beni severken biraz üzdü, okşadı dedi. Yani hani severken okşadı biraz dedi. Ve yazmaya başlarsam bir tiyatro ve sinema eleştirmeni olarak yazmaya başlarsam bu ülkeden çok insan kaçar dedi. Ve son olarak bir diziyi 11 dakika ya da 12 dakika arasında çözerim dedi. Şimdi çözerim ya. Senden korkmuyorum. Bunların hepsini sen söylemişsin. Daha bir sürü de şey söyletmeyi düşünüyoruz. Murat Dalkılıç'a beste vermediğin doğru mu? Şarkı istiyormuş senden. Onu şimdi ilk defa duydum. Yok, Murat'a geçen neydi o? Hülya'nın programı, Hülya Avşar'ın programına çıkmıştık. Orada kuliste bir şey okudum. O da beğendi falan, öyle kaldı. Yani yoksa bir şey vermek değil. Artık Murat'ı yani şöhret zamandan önce de tanırım. Çok güzel uşaktır. Güzel uşaktır. O yüzden şeydir, iyidir yani, aramız iyidir. Eyvallah. Candır yani. Soruyor bir arkadaşımız, kimdir? Alev. Kendisi oyuncu mu yoksa star oyuncu mu? Tam olarak nerede görüyor diyor. Şimdi o star ya da normal star oyuncuyu tabii ben belirleyemem. Çünkü hani şöyle davranayım ya da bilmem ne oyuncu olayım gibi bir stratejim yok benim. Ben hissettiğimi yaşayan, onu yükseltebilen benim. Yani Tolga'yım. Onun son final kararını işte ben falan filan bilmem neyim diye diyemem. Yani ona aslında Alev'di değil mi? Hı, evet. Sorunun cevabını Alev şu konuşmadan sonra verecek belki de. Peki, inşallah. Tolga Karel'i şöhret yönetiyor mu diye soruyorlar. Ya da şöhret kapsileri oluyor mu Tolga Karel'in? Mesela sette zor bir adam mısın? Oluyor. Kulisime elma şekeri istiyorum. İyiymiş ya. Sen koyduk mu oğlum? Adam şimdi bir şeyim, azıcık tamam. Darım var. Sıkıntılı ya. Sette zor musundur yoksa hani? Ya ben ama aslında konunun başında geliyor. Ben sette asker gibiyimdir ya Mesut. Yemin ediyorum böyle şeyimdir yani. Çünkü gördüğüm eğitimde de o vardı. Yani sizin özel hayatınızda hani ne yaşarsınız yaşarsınız ama setiniz sizin namusunuz, karınız gibidir. Ben zamanında giderim, işimi yaparım. Gerekli teraziyi kurar ve çıkarım.
Tatlısı yoktur. Anladım. Peki. Yeni bir dizi, yeni bir umut diyoruz. Yeni bir umut. Yeni bir diziye başlıyorsun. Hani çok fazla konuşmak da istemiyorum üzerinde ki. Çünkü şey kaçar derler ya. Nedir? Nazar olmasın diye. Ama orada başrolde misin? Vallahi evet. Şöyle bir durum oldu orada da. Geçen hafta böyle bir haber çıktı mesela. Tolga Karel işte aslında bunu da o arada geçireyim. Bitti, dibine vurdu falan filan gibi böyle. Ona da biraz şöyle bir güldüm aslında. Aslında bu, o da bir hayat tecrübesiydi benim için. Dedim ulan ne kadar bitmemi isteyen ve böyle sürünmemi ya da yerde kimi görerek bundan zevk almaya müsait insan varmış. O benim için bir hayat tecrübesidir. Ama bilmiyorlar ki mesela bu sene başlayan yarı, yani bütün işlerinin yarıya kadar teklif gelmiştir. Bu da bir içerik vereyim buradan. Çok iyi bir karakter seçtiğimi düşünüyorum. Yani Ezel abiyle Ezel Akay sağ olsun hakikaten çok başka bir adam. Bir dizide üç karakter oynuyorum. Yani çift cinsiyet ve bir şey daha gibi söyleyeyim. İlginç ya. Dur bu sürpriz olsun. İnşallah. Yani çok içerik vermeyeceğim tabii tamam. Ama çok yani belki de hani hiçbir zaman hayatımın rolü olmaz ama hani Oğuz'dan sonraki bir yapıda çok başka bir şey olarak görecekler. Ve bu sene de gerçekten birçok ödüle de şeyim. Adayım diyorsun. Yani bunun için çok çalışacağım. Alırım diyor. Bu keyifli bir şey. Peki mesela fotoğraf çekiyorsun bir yandan. Evet yani. En iyi fotoğraf henüz çekilmemiş olandır mutlaka da. Ne daha çok hani fotoğrafa resim mi diyorlar ya hemen orada yani böyle ne gıtlağına yapışmak istiyorum. Hocam şu resmi göndersene bana. Böyle resim olur mu? Fotoğraf o ya. ya daha çözeceğiz abi. Yolumuz var yani. Fotoğraf evet. Ya ben 10 senedir fotoğraf çekiyordum. İlk defa Aralık'ta bitti bizim yaprak. İlk defa zaman buldum aslında baktığın zaman. Bir 6-7 aylık. O sürede biraz sektörel bir yatırım yaptım. Ve biraz dünyayı gezdim. Hani çünkü 5 senedir buradayım ve hani çok kreatif yönümü kapattım yani. Çünkü bir şey var falan filan. Ondan sonra biraz baktım dedim ki hani insanlar ne yapıyor yani hani ne oluyor dünyada reel anlamda. Hani televizyonun dışında izlediğimiz kadarıyla. Gezdim güzel biraz doldurdum ruhumu kattım. Biraz da fotoğrafta imkan da oldu tabii maddiyatı falan Allah'a şükürler olsun. Onu doldurdum. Ve şimdi işte bir meslek kendime göre yani oyunculuğun dışında da bir meslek daha yürütüyorum. Peki. Hayalimi yürütüyorum yani. Yani mesela hani ileride bir dibe vuruyorsun yani sıklıkla dibe vuruyorsun ya insanların şeyinde. Sıfırdan başlasan hangisinde yürümeyi tercih edersin tekrar? Fotoğrafta mı, oyunculukta mı yoksa uluslararası ilişkilerde mi? Sıfırdan başlasın. Ya ben hayata her biten şey sonrasında sıfırdan başlıyorum. Güzel çıktın abi ne diyeyim ki ben. Bunun üzerine laf söylenmez ki. Yani. Şarkı yazılır bunun üzerine. Peki.